Yeni arkadaş edindin mi bunların arasında? Daha önce arkadaşın onunla tanımadı. Hepsi sizin mahallenin çocukları mı? Bunlar değil ama... Merhaba, geçmiş olsun. Başkanım. İyisiniz inşallah. Çok geçmiş olsun. İnşallah hala da kayıp. Yok, yok. Geçmiş olsun. Özel bir isteğim olacak. Yani bu mahkumların durumu ne olacak? Ben af istiyorum. Yani bununla ilgili bir çabuk çalışması var mı? Şimdi cezaevleri zarar gördü. Eşlerimiz evet. İçeride. Ve bu... Kaç yıldır şimdi? 12 senedir. Bana bu şeyle ilgili şu anda evet tamamen gündemine yavaş yavaş geliyor ama şu anda hükümetin gündeminde bir şey görmüyor. Evet. Ama onlarla bir temasın olursa bu talepleri biz ileteceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Ya. Keşke olmasa tamam da oldu olduktan sonra bir şey yapmak. Maşini kapatmış. Sizin elinize bir şey gelmez. İki saat kadar çok uzun zaman doğru. Buyurun başkanım. Affedersiniz. Evet. Günlerde temaslarda bulunuyorsunuz. Sağ olasınız. Nereye söyleyeceksiniz? 10 günü geride bıraktık depremden sonra. Bu depremde en ciddi hasar alan, en yüksek oranda veya sayıda binası yıkılan, en fazla can kaybı yaşanan yerlerden bir tanesi de Hatay. Deprem merkez üssü Maraş ile birlikte Hatay herhalde diğer illerle kıyaslandığında bu yıkımın ve can kaybının bariz bir şekilde daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Fakat şükür şu geçen 10 günlük süre içerisinde o ilk başlardaki keşmekeş veya düzensizlik yok. İşler bir anında rutine binmiş durumda. En azından o acil ihtiyaçlar, barınma, yeme içme önemli bir oranda hal olmuş. Özellikle gıda ile ilgili çok bir sıkıntı kalmamış. Fakat halen barınma ile ilgili, çadırla ilgili ya da konteyner kentlerle ilgili sıkıntılar var. Hatay'da nispeten diğer yerlere göre hava iyi, çok soğuk değil. Bu anlamda belki biraz daha bunu rahat geçirebiliyorlar çadırlarda. Fakat buna rağmen çadırlardaki hayat elbette takdir edersiniz ki bu ilk birkaç gündeki belki acil bir çözüm olarak çadırlar bir derde deva olabilir. Ama onun haricinde çok uzun süremez çadır hayatı. Bu yüzden bugün kurduğumuz temaslarda vatandaşlardan yoğun olarak çadırda kalan vatandaşlardan şunu dinledik, şu talepleri aldık. Bir konteyner olsa biraz daha düzene girmiş olacağız. Elbette burada hava iyi ama yine neticede kış şartları yeterince ısıtmıyor çadırlar. Bir de çadırlarda vatandaşların banyo yapma ya da işte tuvaletle ilgili talepleri, sıkıntıları, ihtiyaçları var. Bunun haricinde yani bu hükümetin söylediği gibi çok kısa bir sürede
tekrar inşaatlara başlanması ve bir an önce hayatın normale dönmesi için yoğun bir çaba sarf etmek gerekiyor. Yıkım çok büyük çünkü. Hatay'da diğer yerlerde olmayan sorunlardan bir tanesi belki şu. Biliyorsunuz burada Rönesans diye bir site var Antakya merkezde. Oradaki yıkımdan sonra bir de üstüne yangın olunca bazı cesetler maalesef yanmış. Şimdi orada bazı vatandaşlar dediler ki bizim burada akrabalarımız var bu binada. Bu binanın altında olduklarını biliyoruz. Fakat onlardan geri hiçbir şey çıkmadı. Hatta bir kadıncağız önümüzü kesti. Dedi ki benim çocuğum var burada, 3 tane de torunum var. Yani onlardan bir kemik parçası bile olsa ben onu götürsem bir yere gömsem bir mezarlığı olsa diye. Fakat geriye hiçbir şey kalmaksızın işte şu anda o binalarda enkaz kaldırma çalışması yapıldı diye. Biz afet yetkilileriyle görüştük. Bunun doğru olmadığını söyledi. Dedi ki binaların ön tarafında yani arama işlemleri bitmiş olan kısımlarda enkaz kaldırma var. Fakat öbür taraflarda halen daha canlı veya ceset şeklinde vatandaşları çıkarmak için bir çalışma var, bir arama var. Temennimiz odur ki bir an önce bu arama kurtarma faaliyetleri bitirilsin, tamamlansın, enkaz altında hiç kimse kalmasın. Eğer yaşıyorsa tabii öncelikli olarak yaşayanları canlı olarak çıkarmak. Fakat 10. günden sonra artık bu konuda ümitleri gitgide zayıflıyor. Eğer bu olmazsa bile cenazeleri orada bırakmamak, cenazeleri çıkarıp sahiplerine teslim etmek. Bir de gözümüze çarpan bir diğer manzara şu oldu. Enkazın hemen karşısındaki bir çöp konteynerinin yanında yüzlerce fotoğraf vardı. Hard diskler, bilgisayarlar. Belki insanların onun içerisinde çok değerli bilgileri var ama hiçbir şey olmasa anıları var orada. Onlar çöpe atılmıştı. Vatandaşlar da haklı olarak şikayet ediyorlar. Bunlar çöp değil diyorlar. Bu insanlar belki ölmüş olabilir ama onlardan geriye kalan birkaç tane fotoğrafı akrabalarına çok görmemek lazım şeklinde. Onların bir yerde muhafaza altına alınması çok zor olmasa gerek. Yani en azından bu tip eşyaların. Zaten bütün evlerden çıkan her türlü eşyayı bir yerde saklayalım gibi bir talep kimse de yok. Eşyaların çoğu da binaların içerisinde ama en azından enkazlardan çıkarılan bu tip maddi olmasa da manevi değeri yüksek şeyleri bir şekilde saklamak, saklayabilmek, onları geride kalanlara ulaştırmak çok zor olması gerek. Bu talep de geldi, onu da belirtmek istiyoruz. Banyo ve tuvaletle ilgili halen talepler var. Evet, seyyar tuvaletler yeri yeri kurulmaya başlandı ama bunların sayılarını biraz daha artırmak lazım. Bir diğer husus burada Hatay'da gözümüze çarpan, Adıyaman'daki Maraş'taki gibi çöp dağları oluşmamış. Çok yoğun çöp birikmeleri yok. Bu iyi tarafı. Tekrar geçmiş olsun. Ben bu depremde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha. Geride kalanlara sabır diliyorum. Allah onlara hayırlı ömürler versin. Hepimize geçmiş olsun. Ve milletçe başımız sağ olsun. Efendim, Hüdafa canlısı olarak depremin yaşandığı ilk günde tüm teşkilatlarımızda sağdasınız. Koordinasyon merkezleri kurdunuz ve tüm ileri de ziyaret ettiniz. Hem depremzedelerle bir araya geldiniz hem de üzerinde yetkililerle, bakanlarla görüştünüz. Hem vatandaşların sorunları, depremzedelerin sorunları hem de bu sorunları iletmesinde neler söylemiştiniz? Evet, biz bir kendimiz bir koordinasyon merkezi kurduk. Gayemiz şu, ilk günlerde belki memleketin dört bir tarafından yardımlar yağdı ama bunlar yer yer düzensiz oldu. Bazen ihtiyaçtan çok fazla malzeme geldi veya gıda maddesi geldi. Ama bazı kalemlerde de belki yeterince yardım gelmedi. Biz istedik ki bu yardımların miktarı ile ilgili ve zamana yayılması ile ilgili biraz daha düzenli çalışabilelim. Arkadaşlarımız herhangi bir yere gittiğinde, onlara yardım eli uzattığında onların ihtiyacı neyse onları götürebilsin. O nedenle biz depremin vurduğu 10 vilayette ve diğer illerde de, çünkü buradan da depremzedeler başka bazı yerlere gidiyor. Gittikleri yerlerde de bazı ihtiyaçları olabiliyor. Bir sıkıntıları, bir ihtiyaçları olduğunda müracaat edebilecekleri telefon numaraları biz belirledik. Arkadaşlarımız o telefonların başında dinleyecekler. Ne tür sıkıntı var, nasıl istek var, nasıl talepler var. Nelere ihtiyaç var? Onları daha iyi bir şekilde organize edip yardım götürülen bir yerde ihtiyaç duyulan şey neyse ve tam noktasına tam yerine gitsin diye böyle bir çabamız oldu. Şimdi eğer bu talep edilen şeyler bizim imkanlarımız dahilindeyse inşallah biz kendimiz karşılayacağız onları. Arkadaşlarımız onu karşılayacaklar, götürecekler. Ama bizim imkanlarımızı aşan ya da belki devlet eliyle yapılması gereken şeyler de biz ilgili makamlara iletme
ve o konulara eğilmelerini sağlama konusunda bize düşen o aracılık görevi ya da belki vatandaşın sesi olma, onların sözcüsü olma pozisyonunu alacağız inşallah. Ve o bizden tarafta bulunan kardeşlerimize de geri dönüşle sağlayacağız. Yani o sorunla ilgili ne yaptığımızı, onu halledip edemediğimizi inşallah söyleyeceğiz. Tabi bu yardımlar koordine edilirken mutlaka AFAD'la ya da işte diğer resmi makamlarla onlarla da bir koordinasyon halinde olması gerekir ki yoksa her bir kurum, her bir işte vakıf, her bir dernek ya da her bir kişi kendiliğinden, diğerlerinden tamamen bağımsız olarak bu işlere girişinde biraz karışıklık da olabiliyor. Mesela diyelim ki bir yerlere çok fazla sayıda araç girdiğinde oranın trafiği çok olumsuz etkilenebiliyor. Ki hemen hemen her yerde, bütün deprem bölgelerinde, depremin vurduğu 10 ilde gezdiğimizde çoğunlukla trafikle ilgili bir şikayeti gördük. Daha doğrusu sıkışıklığı gördük. Bunların da oluşmaması için o koordinasyonla ilgili ilgili makamlarla da belki temas halinde olmanın faydası var. Bunu bir daha vurgulamak gerekiyor. Yetkililer hep söyledi. Bir kez de biz buradan söyleyelim. Hasarlı binalara lütfen girmesinler. Ama bu psikoloji atlatıldıktan sonra hasarsız olan ya da az hasarlı, hafif hasarlı olan taşıyıcı sistemlerinde bir problem olmayan evlere yavaş yavaş dönüş olursa hayat biraz daha hızlı normale dönecek. Sen bir de siz de belirttiniz özellikle de deprem bölgelerinde depremin vurduğu günler dile getirdiniz. Büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. 13 milyon insan etkilendi. Milyonlarca insan milyonlarca insan şu anda sokaklarda. Nasıl bir yol haritası ortaya konulmuş? Yer alanı sağlamış. Şimdi bunu koordine etmekle görevli resmi makamların söylediği şey şuydu. Bir an önce çadırlar, arkasından konteyner kentlere bu vatandaşları yerleştirmeler ve bizim temas kurduğumuz bakanlar, yani her bir ilde biliyorsunuz hükümet bazı illerde birden fazla bakan görevlendirilmiş, koordinasyonu sağlıyorlar. Ama temel koordinasyon AFAD'da. Onlardan aldığımız bilgiler şu yönde. Diyorlar ki biz bir ay içerisinde inşaat çalışmalarını başlamış olacağız. Dün mesela Gaziantep'te, ondan önceki gün Adıyaman'da, ondan önce de yine Kahramanmaraş'ta kurduğumuz temaslarda oradaki yetkilendirilmiş, görevlendirilmiş bakanlardan şunu duyduk. Yer tespitiyle ilgili çalışmalar başlamış durumda. Yerler tespit edildikten sonra, hasar tespit çalışmaları bittikten sonra ve ilgili deliller alındıktan sonra enkaz tamamen kaldırılacak ve inşaat çalışmaları bir ay içerisinde başlatılacak diye bir şey söylediler. İnşallah öyle olur. Yani bir ay içerisinde başlayıp dedikleri gibi eğer bir yıl içerisinde bunlar biterse ki on binlerce binadan bahsediyoruz. Belki 100 binin üzerinde bağımsız bölümden bahsediyoruz. Ağır hasar almış ya da oturulamayacak durumda olan binaları buna ilave ettiğimizde mesela Nurdağ bunlardan bir tanesi. Nurdağ tamamen yeniden inşa edilecek. Bunun sayısı daha da artabilir. Bu kadar çok sayıda inşaatı bir şekilde başlayıp bir yılda bitirmek büyük bir şey. Eğer yapılabilirse inşallah önümüzdeki kış gelmeden hele hele bitirilebilirse çok iyi olur. Çünkü kış şartları her yerde İskenderun gibi ya da Hatay gibi değil. Maraş'ta kış biraz daha çetin geçiyor. Malatya'da biraz daha soğuk geçiyor. Umarız öyle olur. Yani o dedikleri gibi bir yıl ya da biraz daha kısa bir sürede kalıcı konutlar inşa edilebilirse, hayat normale dönerse bu yaralar o zaman sarılmış olacak. Zamanınız varsa birkaç sorumuz daha var. Şimdi bir taraftan tabii 13 milyon insan etkilendi. Hala enkaz altında arama kurtarma çalışmaları ve bununla beraber de vefat edenleri çıkarma noktasında derken, siyasetin gündemine baktığımızda son günlerde özellikle de bazı siyasi partiler ve bazı siyasi kişiliklerin gündeminde seçim odaklı bir tartışma başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizi seçimi de, seçimden bahseden partileri de sormayın der. Biz şu anda yaraların nasıl sarılacağına ilişkin herkes elinden gelen çabayı ve katkıyı ortaya koymalı diye düşünüyoruz. Bizim gündemimizde şu anda bu var. Bu yaraları bir an önce saralım. Ne kadar şahit oldunuz başkanım bilmiyorum ama yapmış olduğumuz röportajlarda, görüşmelerde ekseriyet halkın tamamıyla bir teslimiyet. Allah'a hamd etmesi. Üzerine bir şey gördük. Halkın teslimiyetini gördük. Yani isyan görmedik halkı. O kadar yıkılma, o kadar kaybolma. Ayrıca kurtarma ekiplerinin
canlı bir şekilde kazan altında insanları kurtarmanın ardından getirmiş olduğu tekbirler de gündeme geldi. Buna bazı siyasiler, bazı yazarlar tepki gösterdiler. Nasıl tepki getirmişsiniz gibisinde. Neler söyleyeceksiniz? Halkın teslimiyeti noktasında bu noktada yapılan eleştirileri. Yani evet, halkta o tevekkülü gördük ama ben şunu ilave edeceğim. Keşke herkes önce devesini bağlasaydı, ondan sonra tevekkül etseydi. Evet, tevekkül edelim ama deveyi bağlamayı da ihmal etmeyelim. Evet, tevekkül edelim ama herkes kendi işini yaparken, işi her neyse en iyi şekilde işini yapsın, yapabildiğinin en iyisini yapsın, ondan sonra tevekkül edeceğiz. Birileri halkın bu tevekkülünü şu tarafa doğru çekmeye çalıştı. Sanki halkın inancı ve tevekkülü tamamen tedbirsiz davranmanın tabii bir sebebiymiş gibi, bu tedbirsizlik tamamen onun üzerine bina edilmiş gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ben şuna inanıyorum. Bir kişide eğer ahiret bilinci varsa, bir kişide eğer ahiret inancı varsa, bir kişi eğer Allah'a hesap verme bilinciyle yaşıyorsa, o yaptığı işi sağlam yapar. Eğer yaptığı işi sağlam yapmazsa, bu en büyük kul hakkıdır. Eğer demirden ya da çimentodan ya da başka bir şeyden teknik olarak biraz daha az masraf olsun diye, biraz daha ucuza mal etsin diye teknik şartlarını yerine getirmeden birisi bir bina yapıyorsa ve bununla can kaybı meydana geliyorsa, neticede bir sarsında yıkılıp altında onlarca insan can veriyorsa, bu cinayettir. Ve bizim inancımız bize şunu söylüyor: bir tek kişiyi haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. İnançlı bir insan bunu yapamaz. Eğer yapıyorsa onun inancıyla ilgili bir sorunu vardır. İnancında bir zayıflık vardır. Ama birileri sanki çürük bina yapmak inançlı olmanın doğal bir sonucuymuş gibi gösterip bununla inancımızı, kitabımızı, Kur'an-ı Kerim'i ya da İslam inancını lekelemeye çalışıyor. Ben onlara buradan diyorum: sizin çabanız beyhudedir. Siz güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Sizin içiniz kapkara olmuş, siz dünyayı karanlık görüyorsunuz. Ya da bu zihni aydınlık olan, gönlü aydınlık olan, gönlü nurla durmuş olan insanları karanlık bir zihniyetin mensubuymuş gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Karanlık sizin zihninizdedir, sizin kalbinizdedir, sizin gözlerinizdedir. Ve emin olun, tekbirle uğraşanlar da aynı kişilerdir. Evet, tekbir birilerini rahatsız eder. Ama tekbir dar zamanında da, acılı zamanında da, sevinçli zamanında da Müslümana sürur verir. Ona güç verir, ona cesaret verir, ona dayanma gücü verir. Birileri bundan rahatsız oluyorsa sorun kendisindedir. Sorun kendi bakış açısındadır, kendi düşüncesindedir. Rahatsız oluyorlarsa olsunlar, rahatsız olsunlar diye ben de buradan diyorum: Allahu Ekber. Rahatsız olsunlar. Evet. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun.